Merhaba arkadaşlar. Şimdi sarma programımızın ikinci aşamasındayız. Sarmamızın içini hazırladık. Yaprakları hazırladık. Şimdi yardıma gelebilirsiniz. Evet, çıkın gelin. Şimdi Nuran'la beraber sarmaları sarma aşamasındayız. Dur şöyle. Evet. Nuran sarmaya başladı bile. Evet, bakalım. Allah bereket versin. Amin. Rabbi esir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Allah kolaylık versin, bereketlendirsin. Lezzetlendirsin. Tatlı sohbetlerle, güzel insanlarla yemeği nasip eylesin. Amin inşallah. Sıkıntılara. Evet arkadaşlar, sarma aşamalarımız başlamıştır. Çok zevkli oldu. Bizim Karadeniz'de, şöyle bir anlatayım. Bu arada Nuran sen de bilirsin. Bizim oralarda düğünlerde, eskilerde düğünler işte 3 gün 3 gece düğün olurdu. Hatta daha da uzun sürebilirdi. O düğün, çünkü düşünün eskiden bundan işte 50 sene öncesini düşünelim, 60 sene öncesini. İnsanların başka eğlencesi yok ki. Düğünler onların eğlenceleri. Düğünlerde yemekler kocaman kazanlar kaynar ve bizde olmazsa olmaz yemekleri sarma. Mutlaka tabii sütler, sarma, baklava bunlar şeyin arpa çorbası. Düğün yemeklerinin ana menüsü. Yani kesinlikle, ama sarma kesinlikle olur. Sarmasız ben hiç çocukken şeyi hatırlıyorum. Eski zaman düğünlerinde şeye yetişmiştim. Benim küçük amcam evlendiğinde. Biz işte o zaman çocuktuk. Onu hatırlıyorum. Amcamın düğününü. O zamanki sarmalarda kıymayı satırla zamanlarlanmış. Satır kıyması yaparlar. Tabii. Ben de aslında öyle yapıyorum. Ben eti alıyorum, evde yapıyorum. Ama şu anda zamanımız yok. Ve çok da sarmamız gerekiyor. Zaman olmadığı için bu sefer böyle kıymayı... Ama arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim ben. Bu kıymayı tek çektiriyorum. İki kere çektirmiyorum ve kalın çektiriyorum. O da satır gibi olacak şey, kalın kıyma. Tabii ince olmayacak kıyması, çünkü piştiği zaman o kıyma değil de böyle sanki minik minik et olacak içinde. Et gibi olacak. Biz çünkü satırla yaparız. Eskiler tabii öyle, annem öyle yapardı. Kıyardı. Ben de annemle gördüğüm zaman böyle çok keyifli, bol zamanım olduğu zaman öyle sararım ben. Kıyarım o eti. Daha lezzetli olur. Çok. Hemen Kurban Bayramı'nda özellikle köylerde bir kere de olursa satır kıymasıyla sarma yapılır. Benim amcamın kulakları çınlasın, amcamın bir esprisi vardı. Kurban Bayramı'nın ikinci günü mutlaka ve mutlaka sarma. Bacalardan sarma kokusu gelir bizim kayınlarımız. Yaylı'dan gelen lahanayla yapılmışsa tadına doyum olmaz. Tabii tabii. Ya zaten şimdi bizim oraların sarması gerçekten lezzetli oluyor. Karadeniz olmayan arkadaşlarıma da söylüyorum. Nedeni şu, oradaki ineğin otladığı ot, orada yetişen ineğin etinden, oradaki lahanalar, yani mutlaka oranın habitatıyla, doğasıyla alakalı bir şey. Lezzetli. Mesela bizim oranın döneri, İskender'i çok lezzetli olur. Hani bir kere yiyen bir daha başka yerde döner o tadı bulamaz. Şimdi, neden? Çünkü etinden. Şimdi bizimkiler neden fasulye ve diğer ürünleri getirmek istediklerinde ailemize der ki onları buraya getirmeyin, yemek isterseniz gidin orada yiyin, çünkü o lezzeti, orada yakaladığınız lezzeti asla burada yakalayamazsınız. Ne kadar güzel, doğrudur gerçekten bak. Bu konuda bu konuda eşimle anlaşamıyoruz, çünkü nakliyesini yaparken sürekli bunu diyor. Yemek isteyen köye gitsin, yesin diyor. Ya, haklı da, istemiyor. Haklı da, ama çok lükse girmiyor mu?
sevdiğiniz bir yemek yemek için evet. Memlekete gidip gelmek size kaça mal olur? Hele günümüzün şartlarında. Evet, evet. Bunu yapamayacağımız için, herkese de yaptırma imkanımız olamayacağı için lezzetleri buradaki hemşerilerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza taşımaya çalışıyoruz. Evet. Ya aslında öyle değil mi? Yani baktığın zaman mesela Kayseri mantısını Kayseri diyor evet. gibi. Hani Sinop böyle, mantısı Sinop'ta, Sinop'ta çok lezzetli. Gibi. Yani oranın doğası, ne bileyim her şey, atmosferi. Yani ben mesela yemek, hani çok böyle yemek aman aman şey değilim ama bazı şeylerde çok güzel görmeyim. Mesela bir şeyi onun olan yeri, mesela gittiğim bir yere, farklı bir yere gittiğim zaman hep sorarım. Buranın neyi meşhur? Yani nesi güzel buranın? Derler işte şu, onu burada bir yiyelim bakalım. Sarma sarma işlemimiz devam ediyor. Mini, değil mi? Mini'ydi arkadaşım. Mimi. Mimi de bize yardım ediyor. Kendisi Etiyopyalı mıydı? Evet, Etiyopyalı. Etiyopyalı arkadaşımıza da sarma sarmayı öğretti. Vallahi bizim elimize baktı. İşte bayağı sarıyor işte. Bize baktı. Bizle beraber sarıyor. Marifetli. Çok. Yani bir seferde hemen algıladı yani maşallah. Öğrenmeye açık. Biz bu şekilde sarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve yaptığım işi çekiyorsun. Tamam. Bu şekilde başladı. Sen beni çek. Şimdi bir elimi takip et. Şimdi arkadaşlar yerleştiriyoruz. Altında etimizi koyduk. Öbür kemiği de buraya koyayım değil mi? Evet. Kemiğin diğerine ayrı koyarız. Gözlüğünü de çıkar. Gözlüğünü... Şöyle. Evet. Kemiğimizi koyduk. Şimdi altını kemik doldurduk. Pişti. Bunu bir tabii pişirdik. Şimdi sarmayla beraber de pişerse ne olacak? Lime lime olacak karışık böyle. Karışık mı koyuyorsun, diziyor musun? Ben aslında karışık koyarım. Dizmem. Aha. Çünkü o zaman daha güzel pişiyor. Şimdi karışık olunca aralarına su giriyor ya, güzel evet. pişiyor. Ama istersen dizebiliriz. Hiç merak ettiğim değil. İçin ben sordum. Yok, şey yapmam. Yani dizerken sarma, daha fazla alır diye düşünüyorum. Ya. Sarmayı da öyle yapıyorum. Olmazsa tenceremiz var ya, büyük tencereyi ben isterim hemen oradan. Benim de var şu büyük kadar tencere. Muhallebiz. Benim bir arkadaşım vardı, kulakları çınlasın, Tokatlıydı. Haftada mutlaka bir gün Tokat yaprağından sarardı sarma. Etli zeytin, mi? Zeytinyağlı etli hiç fark etmez. O alışmıştı, normal yemek gibi tık 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 sarardı. O böyle yapardı. Gerçekten de çok... İşte, bir de şey, zeytinyağlı dikine de. Evet, dikine. Bu şekilde. Soğan koymadık. Koymuyoruz. Koymadım altına, üstüne yok, de koyabilirim. Koymayabiliriz, koymayabiliriz. Koyduğun zaman da şey oluyor. O hani lahananın bir tadı, evet. bir şeyi var ya, ama kokusu yok. Onu alıyor. Şey ama yapalım. Koymayabiliriz. Evet. İstersek şu... karabiber tanesi koyarız. Tabii tabii koyabiliriz. Şey telefonu alır mısın bir tarafa? Bir dakika. Şuraya koyacağım. Şöyle. Evet. Bir tencere oldu neredeyse. Hadi bakalım. Düğün şeyi sarıyoruz. İnşallah sarıyoruz. Böyle yakında düğün sarmaları sarıyoruz. İnşallah. Kimi evlendireceğiz? Bir evlendirecek beni bulursun. Var. Yeğenlerim var. Oğullarım var. Değilim. Evet, evet, evet. Sonra seninki var. Benim kızım da var değil mi? Artık benim kızım da sıraya girdi. Evet. evet. Doğru ya. Şey Nisan Nur var. Şey Sefa Nur var. Hava Nur var. Hava Nur. Hepsi Nur. Hava ya. Nur var. Evet. Önce kızlar. Çocuklarımız daha okulları bu şekilde gidecek. Tenceremizi doldurduk. Bunun üzerine bir iki bir sıra daha böyle koysak bu tamamdır. Teşekkür ederim. Kapatabilirsin şekerim. Hafif yağmur yağdı.
Şimdi bu arkadaşlar sarma sarıyor. Onlar sara dursunlar. Ben biraz buralarda böyle çekim yapayım. Yumi! Yumi! Gel kızım Yumi! Ay çok kibarcık. Yerler ıslak ya. Şey yapamıyor. Yumi gel kızım. Yağmur yağdı. Yağmurdan sonra hafif serinledi hava. Akşamüstü güneş çıktı. Yukarı bahçeye de çıkayım. Orada da lahanalar varmış. Ben onları görmedim. Bunlar pırasa. Nuran, bunlar pırasa mı? Hmm, pırasa var burada. Pırasaya benzettim zaten. Acı biberlerimiz. Ay patlıcan bile olmuş minnak. Evet, burada da lahanalarımız var. Bunlar da artık kışlık. Kışında bunları yiyeceğiz. Küçük de bir narımız var burada. Arkadaşlar size Beykoz'dan böyle bir manzaralar göstereyim. Yumi. Yumi. Herhalde gözükmüyor çünkü. Bu şekilde böyle bir güzel manzaramız var. Burada bir tane, iki tane portakal, pardon, portakal, herhalde yok mandalina.
kabaklarımız. Ay burada da limonumuz var. Çok güzel. Üzerinde limonlar da var. Artık son şeylere geldik. Artık bitiriyoruz. Bakalım ne olacak bundan sonra. Biraz içimiz arttı. Yaprak yaprak yetmedi. İç arttı. Onu da yarın tekrar yaprak alıp. Zaten programımız yarın akşam. Ben yarın gündüzüm onlara. Artık saracağım, bu da benim ceza olsun bana. Ben bunu hak ettim. Yine iyi kurtardık ama. Evet. İki tencereyi tamamladık. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin yaprakların da çok işe yaradı. Onlardan bayağı bak ne kadar çok şey çıktı. Evet, şu bazı yaprakları. Bu yeter. Kapak yapacağız. Tabii bunu bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu çok mu? Bu şişecek. Alayım biraz. Yani buraya bakalım. Bence onları koy buraya. Daha koymayacağım zaten. Biraz da alayım. Evet. Çünkü bu pişecek. Pişince ne olacak? Kabaracak haliyle. Su taşmasın diye. Evet, yani biraz aşağıya bıraktım. Tabii. Bayağı kabarıyor. Bu iyi ama. Bu iyi. Şuradan iki tane tabii. Şimdi bunları buraya böyle boca edelim. Tencerelerimiz az küçük değil yani. Evet ya, benim tencerem şunun kadar değil mi? Bunun kadar vardır. Onu da keşke getirseydim, daha iyi olurdu geniş geniş. Ama olsun, ben şimdi yarın da. Daha büyük olurdu değil mi? Evet. Bu da yeter. Yeter bu değil mi Nurhan? Bir baksana. Yeter, yeter. Şey, şu sardıklarımızı da istersen atabiliriz. Atalım mı? Yani pay olsun, pay olması daha iyi. Bence atmayalım. Onlar küçük bir şey, ayrı bir şey pişirelim. Çünkü pişirmeyelim. Diğerleriyle koyalım. Sen de suda devam edeceksin ya. Ha tamam, onları getiririm tamam. Ben. Tamam tamam, haklısın. Sen bir poşet var mı? Temiz poşet. Şey, ben sana bu karabiber tanesi falan koyarım mı? Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha bunun ikram şeyi de var. Bu 3 video halinde yayınlayacağım inşallah. Bu 2. videomuzun sonuna geldik. Sarmalarımızı hazırladık. Suyunu koyduk. Üzerine de tabak koyuyoruz. Çünkü pişince kabarıyor, kabarınca taşmasın diye. İkisini de hallettik. Şöyle kapatayım. Şimdi bunlar pişiyorlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bizde kalın.